İyi akşamlar Mercan TV izleyicileri. Sahabe şehri Adıyaman'dan herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar. Bu haftaki konuklarımız Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri, Adıyaman İl Müftülüğü Vaizesi, saygıdeğer Sibel Özdemir hocamız ve Abzer Kırmızı hocalarımız. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hocam sizinle bu hafta gençliği ve İslam'ın gençliğe verdiği değeri, İslam'ın gençliğe ilgili tasavvurunu, Allah Resulü'nün gençlerle olan münasebetini ve Kur'an-ı Kerim'in gençlikle ilgili söylemiş olduğu şeyleri sizlerle konuşmak istiyoruz. Hocam İnşallah. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. Allah Buyurun hocam. Abuzer Kırmızı, Adıyaman İl Gençlik Koordinatörü. Teşekkür ediyorum hocam. Özellikle müftülüğümüze, Sayın Mercan TV'ye bu programları yaptığı için teşekkürlerimi sunuyoruz hocam. Allah razı olsun hocam diyorum. Hocam kendinizi kısaca bir tanıtabilir misiniz? Adıyaman İl Gençlik Koordinatörü Abuzer Kırmızı, Mevlana Camii İmam Hatibi, aynı zamanda 7 Yaman yurdunda da manevi danışmanlık olarak görev yapmakta şu anda. Çok güzel hocam. Teşekkür ediyorum. Hocam tabii ki ben sizi sosyal medyada izliyorum. Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü denilince Erkek Gençlik Koordinatörlüğü Abuzer Kırmızı hocamız. Bayan Gençlik Koordinatörü ise Sibel Özdemir hocamız. Sizleri sosyal medyadan takip ediyoruz. Biz sizinle bugün Cuma Sohbetleri adı altında gençleri konuşmak istiyoruz hocam. Gençlik denilince ne anlıyorsunuz? Size sormak istiyorum hocam. Allah razı olsun hocam. Hocam, gençlerin de konusu olduğu muhasebeyle gençlerin dilinden biraz bahsetmek istiyorum aslında. Şimdi futbol deyince akla Messi gelir, Ronaldo gelir. Evet. Şimdi adalet deyince akla Hazreti Ömer gelir. Evet. Gelir. Cesaret deyince Hazreti Hamza gelir. İlim deyince de Hazreti Ali gelir. Evet, gençlik deyince de kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gelir hocam. Birbiriyle bütünleşmiş harika iki kelime hocam. Genci Muhammedsiz bırakamazsınız. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi de gençsiz bırakamazsınız. Düşünemezsiniz. Düşünemeyiz. Çok güzel hocam. Bu bağlamda gençliği hocam kısa bir şekilde tarif edelim. Farsça'da hazine anlamında kullanılıyor. Hazine biliyorsunuz mücevher, altın, kıymetli eşyaların bulunduğu bir mekandır. Bu. İslam bağlamında düşünüldüğü zaman da İslam'ın en temelinde yer alan gençlerimizdir. Evet. Yani insanlığın hazinesi, İslam'ın da hazinesi gençliktir hocam. Birleşmiş Milletler'in yapmış olduğu bir tanım var. Ben oraya değinmek istemiyorum. Aslında çok da iyi bir tanım değil. Yani gençlere değer bağlamında değil, tam aksine bir tanım var. Ben orayı es geçiyorum. Ama yine başka bir tanım var. Hayatın anlamını sorgulayan. Çok önemli bir şey hocam. Hayatın anlamını sorgulayan, kendini arama ve tanıma. Tanıma ve bulma sürecidir gençlik aslında. Bir kişinin kendisini tanıma, bulma sürecidir gençlik hocam. Evet. Onun için gençlik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde de mükemmel bir tanım var hocam. Bu çok güzel bir tanım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Genç odur ki neşeyi ve huzuru Allah'a ibadette bulan kişidir hocam. O zaman genç derken 18, 25, 40 yaş arası değil. Yok 80 hocam. Yaşındaki de eğer yüreği halen ibadet diye çarpıyorsa, eğer halen kalbi atıyorsa o zaman gençtir diye tarif ediyoruz değil mi hocam? Kesinlikle bu böyle sayın hocam. Allah razı olsun. Evet. Bazı tanımlarda yaşlar verilmiştir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu tanımına bakıldığı zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten durum böyledir hocam. Bunu bir daha tekrarlamak istiyorum.
Genç odur ki neşeyi ve huzuru ibadette, Allah'a ibadette arayan kişidir hocam. Ben burayı aşmak istiyorum biraz. Buyurun, tabii. Şu şekilde günümüzün gençlerine baktığımız zaman hocam gençlik bir ırmak gibidir. Coşar böyle. Özellikle baharda biliyorsunuz böyle yağmur sularıyla, karların erimesiyle böyle ırmaklar coşar. Vadinin o şeyi böyle kendi sularını dışarı atar. Gençlik de böyle bir şeydir. İslam bu durumu kontrol altına alıyor. Nasıl kontrol altına alıyor hocam? Bunları nasıl kontrol altına alıyor? İşte gençleri ibadete yönelerek. Eğer huzur aramak istiyorsanız ki insanların bütün toplumumuz biliyorsunuz bir huzurun peşinde, bir aşkın, bir sevdanın peşinde. Eğer huzur aramak istiyorsanız, neşe aramak istiyorsanız bunun temeli Kur'an ve sünnettir. Allah'a ibadet etmektedir hocam. Ben başka bir noktadan da gençliğin tanımına girmek istiyorum. Kelime-i Tevhid'in hocam, değerli hocam. Evet, buyurun. Mükemmel bir ifade. Biliyorsunuz İslam'ın giriş kapısı. Yani bütün dinlerde, bütün peygamberler tek bir hedefi var. Kelime-i Tevhid'i, Yüce Rabbimin o mübarek sözünü yeryüzüne hakim kılmaktır, değil mi? Evet. Şimdi kelime-i tevhid deyince Sayın Hocam, biz sadece La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyoruz. Allah'tan başka ilah yoktur. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, evet, Allah'ın kuludur. Allah'ın Resulüdür. Evet. Değil mi? Ama buraya ben bir şeye, bir ifadeye dikkat çekmek istiyorum. Başındaki la kelimesine dikkat çekmek istiyorum hocam. La kelimesinde gençlik saklıdır hocam. İslam'ın gençliği, nasıl bir gençlik tanımının yapılmasını Allah Teala aslında orada saklamış hocam. Gençlik, oradaki gençlik şudur. La, hayır. Gençler biliyorsunuz bir baş kaldırış var, değil mi? İnanmaya da önce reddetmeyle mi başlıyor? Tabii, hocam? Evet. Tabii. İnanmadan önce reddetmeyle başlıyor. Peki neye hayır hocam? Değil mi? Evet. Allah'ın birliğine amenna, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu sünnete amenna, evet, ama onun dışındakilerine her şeye hayır diyor. Bir baş kaldırış zaten burada var. Evet, kesinlikle doğru hocam. Bundan dolayı kısaca bu şekilde gençliğin tanımını yapmış olalım. Evet. Allah razı olsun hocam. Hocam ben size şunu sormak istiyorum aslında. Kur'an-ı Kerim her asırda, her çağda, her zamanda, her mekana uyum sağlıyor. Ve her dem genç kalıyor. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim elhamdülillah ve evrenselliği de burada yatıyor. Her döneme hitap etmesinin altındaki neden de bu. Rusya'dan tutun Arabistan'a, oradan tutun Amerika'ya, her insana hitap etmesi de her dem genç kalmasına bağlı. Ve her dem genç kalan Kur'an, her dem genç kalan insanları nasıl örnekli teşkil ediyor? Böyle soru sormak istiyorum. Yani Kur'an-ı Kerim gençlere nasıl örnek, evet, oluyor? Hocam, evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir soru. Evet. Bu bağlamda Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim elbette ki kıyamete kadar hocam genç kalacaktır. Biraz önce açıkladınız. Evet. Ben o ifadeye bir ifade değinmek istiyorum. Son kitap olan Kur'an-ı Kerim evrensel bir kitap olma hasebiyle ve bundan sonra da zaten hiçbir kitap gelmeyecek. Evet. Bundan dolayı her çağa hitap edecek. Her zamanın gencine hitap edeceği için Kur'an-ı Kerim her zaman gençtir hocam. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde, birçok surede bu bağlamda bize rehber oluyor. Bunlardan bir tanesi de hocam biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de anlatmış oldukları bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıssası, peygamberlerin kıssaları, ashabların
kısalar var. Evet. Ben burada bir kısadan bahsetmek istiyorum. Eğer zamanımız olursa bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından, yani sünnetten, onun arkadaşı olan bir sahabe efendimizin de kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Ben gençlerimizin dikkatini Keyf suresine çekmek istiyorum Sayın Hocam. Ashab-ı Keyf'in de. Tabii. Ashab-ı Keyf suresine ve mağara arkadaşları dediğimiz, hemen Keyf suresinde de kısaca bahsetmek isterim. Mekki bir süredir hocam. 110 ayet-i kerimede meydana geliyor. Bu süremiz hocam Hazreti Musa'nın yaşamış olduğu bazı olaylardan bahsediyor. Zülkarneyn'den bahsediyor. Yecic ve Mecic'den bahsediyor. Ama ben bunlardan bahsetmeyeceğim. Ashab-ı Keyif'ten bahsedeceğim değerli hocam. Bugünümüzün gençlerinden şöyle bir şey duyuyoruz. Hep bir bahane duyuyoruz. Hep bir şikayet diyoruz Sayın Hocam. Özellikle bu noktada gençlerimizin dikkatini buraya çekmek istiyorum. Ashab-ı Keyif kardeşlerimiz burada arkasında onu destekleyen kimse yok. Biliyorsunuz hocam. Evet. Önlerinde giden kimse de yok. Yani elinden tutacak olan kimse de yok. Onları himayesine alacak kimse de yok. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Mübarek annesi, annemiz vefat etti. Doğmadan önce babası vefat etti. Ama Arap Yarımadası'nda bir asabiyet vardı. Bir sahiplik vardı değil mi Sayın Hocam? Evet, sahiplenme vardı. Sahiplenme vardı. Doğru. Kendinden olana, kendinden olan sahip çıkıyorlardı. Hatta şehirlerin girişinden, çıkışından eman alıyorlardı değil mi? Yani şöyle evet. Bir durum var hocam. Anne, baba vefat edecek. Anne vefat edecek. Dede vefat edecek. Amca, yani bugünkü toplum içinde çok böyle yabancı olduğumuz bir kavram değil ama bir Batı toplumu. Amca yeğenini evinde barındırmaz, büyütmez. Ne yapar? Çocuk evlerine verir. Ama Arap Yarımadası'nda dediğiniz gibi bir sahiplenme var, bir asabiyet var. Bir asabiyet vardı, bir sahiplenme vardı. Evet. Burada böyle bir şey de yok. Yani orada bir ashab-ı keyiften bahsediyoruz. Evet. Burada bir şey de yok. Sadece Hazreti İsa'dan gelen o mesajı alıyorlar ve hayatlarına tatbik ediyorlar. Bakıyorlar ki Roma'nın kralı Decius artık zalimliğin son zirvesine gelmiş. Artık inançlarını yaşamayacak duruma gelmişler. Ve bunların sayıları aslında çok da önemli değil. Farklı rivayetler var. Kur'an-ı Kerim'de de zaten. Aynen Kur'an-ı Kerim'de sayılar. De farklı rivayetler var. Köpekleriyle kıtmir olarak 3 sayılanlar, 5, 7 veya kıtmirle beraber 8'dir diyen rivayetler de var. Ben bu çok önemli değil. Mağaranın Tersus'ta veya başka bir yerde olması da önemli değil. Asıl mesaj bu değil. Asıl mesaj şimdi vermek istiyorum. Şimdi bu asabiyet yok onlarda. Onları koruyan kimse de yok. Tek başına. Bir de bu insanlar değerli hocam makam sahipleri insanlar. Öyle sıradan insanlar da değil. Yani bugünün il müftüsüdür. Bugünün milli eğitim müdürüdür. Bugünün belediye başkanıdır. Bugünün böyle gençlerden tabii, değil mi hocam? Tabii. Bugünün dekanıdır. Bugünün akademisyenidir. Bugünün öğretmenidir yani. Bunlar. Seçkin insanlar. Seçkin insanlar. Toplum tarafında da saygı gören insanlar. Hocam baş kaldırıyorlar. İnançlarını yaşamak için hakkı zalimin karşısında haykırıyorlar. Bunlar gençler hocam. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle bunlar gençler. Gençler ve bu şekilde Allah'a sığınıyorlar. Ama Allah İmam-ı Şafii'nin birisi hocam İmam-ı Şafii'ye geliyor şöyle diyor. Diyor ki Sayın Hocam insan yalnızlaştığı zaman yani başına bir bela, bir musibet, bir şey geldiği zaman yani bir zarara uğradığın zaman diyor hiç kimse diyor onun yanına diyor yaklaşmaz. Herkes onu terk eder. Evet.
Evet. İmam-ı Şafii Efendimiz çok güzel bir şey söylüyor Sayın Hocam. Şöyle buyuruyor. Diyor ki kardeşim, eğer herkes seni terk ediyorsa belki Allah Azze ve Celle senin o derdini, o sıkıntısını üstlenecektir diyor. Bakın. Bu bağlamda ben İmam-ı Şafii'nin bu söylemiş olduğu şeyi Ashab-ı Keyf'in, sahabe efendilerimizin, o çok kıymetli kardeşlerimizin tam üzerine, tam da onları kast ettiğini tezahür ediyorum. Çünkü düşünüyorum. Çünkü orada hiç kimse sahiplenmemiş hocam. Bunlar bir mağaraya giriyorlar. Velhasili kelam, Kur'an'ın tabiriyle 300+9 ifadesi kullanıyor. Orada yatıyorlar. Ama benim söylemek istediğim şey bu değil. Şimdi şöyle söyleyeyim kıymetli hocam. Ashab-ı Keyf keyif ashabı değildi. Yani zevk, keyif süren. Keyif değil hocam. Orada ye değil zaten. He harfi var. Kehf. Kehf, evet. Kehf süredir. Yani. Evet. Ama keyif sahabesi değildi. Yani evet. Keyif içinde keyif süren. Gençler değildi yani. Gençler değildi. Evet. Mağara ehli demiş. Mağara ehlilerdi. Evet. Bugünün gençlerimiz maalesef evet. Keyif sürüyorlar. Evet. Yani keyif olamıyorlar. Bir keyif heyecanı yaşıyorlar. Evet. Hocam, ashab-ı keyif mesela bir bahane üreten bir sahabe değildi kıymetli hocam. Ama bugün maalesef bizim gençlerimiz, bizim evlatlarımız, yani suç onların mı? Hayır hocam. Yani onların da belki hocam, suçu vardır. Soruyu ben şöyle biraz daha somut hale getirmek istiyorum. Sibel hocam da bekliyor. Evet. Ona da soracağım mutlaka sorular var. Allah razı olsun. Ortak sorular var. Fakat biraz daha somutlaştıralım hocam. Evet, yani hocam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tamam. etrafında ilk onu kabul eden sahabilerin, yaşar. Müslümanların genç olduğunu görüyoruz. Hazreti evet. Ali Efendimiz'in işte 8 yaşında, 9 yaşında 9 olduğu 8-9 ifade ediliyor ve Allah Resulü'nün yanındaki o ilk tabaka, genç tabaka. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla nasıl bir diyalog yakaladı ki o insanlar akın akın İslam'a geldiler ve Allah Resulü nasıl bir gençlik istiyor hocam? Ben bunu sormak istiyorum. Evet hocam, Allah razı olsun evet. hocam. Teşekkür ediyorum. İşte orayı bağlayalım, hemen bitirelim hocam. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hocam ashab-ı keyf gibi bir gençlik istiyor hocam. Oo, çok güzel. Evet. Keyfini Allah Resulü tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci akabe biatında biliyorsunuz çadır çadır gezerken hemen bütün çadırlar yüzüne kapandığı zaman yüzüne açılan bir çadır var hocam. 6 kişilikten oluşan bir genç grubu var. Böyle bir gençlik istiyor. Bunlar ne yaptılar bu kardeşlerimiz, bu sahabelerimiz? Medine'ye, Yesrib'i donattılar hocam. Elhamdülillah. Şimdi kıymetli hocam, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her sahabesi kıymetlidir ve çok değerlidir. Evet. Ama eğer zamanımız varsa ben bir sahabenin kısa bir hayatından bahsetmek istiyorum. Tabii ki buyurun. Ya da iki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu iki tablodan iman konusundan bahsedeyim. Zaman herhalde kısıtlı. Sayın kıymetli hocama da zaman kalsın. Gençlik olunca iman da çok önem arz ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir gün Mescid-i Nebevi'de otururken sahabe efendilerimizle beraber dışarıdan bir sahabe geliyor. Bir sahabe efendimiz geliyor. Ya Resulullah diyor. Bizim bir Yahudi olan bir kardeşimiz var. Rahatsız olan bir genç vardı. O diyor son nefesinde. Artık son nefesini verecek. Öbür dünya intikal edecek ama inanmamış Yahudi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem
bunu duyar duymaz hemen yerinden kalkıyor ve o eve doğru gidiyor. Orada eve gittikten sonra bakıyor ki hala yaşıyor. Gencin başına gidiyor. Gençle güzel bir şekilde diyalog giriyor. Giriyor, evet. Evladım diyor. La ilahe illallah de. Evladım la ilahe illallah de. Orada tabi genç kardeşimiz bir gözü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, bir gözü de babasında. Evet. Hem ona bakıyor hem de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyor. Acaba iman etsem mi etmesem mi? En sonunda babası göz ediyor. Diyor ki iman et diyor. La ilahe illallah diyerek iman ediyor. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıkıyor Sayın Hocam. Orada sahabe efendilerimizin anlattığı dille söylüyorum ben. Ellerini kaldırıyor. Allah'a hamdolsun. Binlerce kere sana hamdolsun diyor. Ya Rabbi bizim elimizle bir kişi daha iman etti diyerek orada gözyaşlarını bırakıveriyor. Buna benzer yine bir tablo. Yine Yahudi olan bir kardeşimiz farklı bir mescitte yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem otururken dışarıdan yine bir sahabe efendimiz geliyor. Diyor ki falan mahallede falan yerde Yahudi olan bir genç son nefesini vermek üzere. Siz bunu İman... söyleyince hocam gençlik merkezinde sizin gençlerle olan diyaloğunuzu gözden geçirdim. Allah o gençlerle o gençlerle olan diyaloğunuz, iletişiminiz, o gençlerden birinin hidayetine sebep olmanız, vesile olmanız da bana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü hatırlattı. Bir kişinin hidayetine vesile olmanız şu Medine'de bulunan koyunların kılları adedince size sevap getirir. Hocam bu yönüyle de aslında siz de binlerce kez hamdü sena etseniz yine az olur diye Kerem'ine düşünüyorum. Kerem'ine şükürler olsun. Çünkü sizler de insanların, gençlerin özellikle anne baba size değil mi emanet ediyor o gençleri sabahtan akşama kadar ders çalışırken. Sizler de o gençlerin imanlarına vesile oluyorsunuz. İnşallah. Evet, hidayetine sebep oluyorsunuz. Evet. İnşallah. Evet. Hocam Allah Resulü hemen acele bir şekilde oradan ayrılıyor, koşar adımlarla gidiyor. Gidiyor ama yetişemiyor bu sefer. Bakıyor ki evin içerisinde bir tabut çıkıverdi. Bir tabut çıkıverdi. Dizlerinin üzerine çöküyor. Kafasını iki elin arasına alıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki yetişemedik. 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 Evladımız elimizin arasında kayıp gitti. Gözyaşlarını mübarek toprağa akıtırıyor. Evet. Kendi aciziyetini Allah'a sunuyor. Beni affet diyor. İman babında hocam bu iki örnek gerçekten evet. Bizim şu anda gençlik koordinatörleri olarak bizler buradayız. Evet. Ne kadar işimizin olduğunu, ne kadar çok işimizin olduğunu, 7-24 saat çalışmamız gerektiğini. Hocam oraya da geleceğim, yaptığınız çalışmalara geleceğim. Evet. Konuyu dağıtmamak adına söylüyorum. Allah razı olsun. Hocam şimdi şöyle bir durum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin istediği genç, iman eden genç, ibadet evet. eden genç. Şimdi İslam'da gençlik, Kur'an'da gençlik, biz bunu söyledik ama bir de ben soruyu biraz değiştirip hocama bir şey sormak istiyorum. Biz sizinle Kur'an'da genci konuştuk, Allah İslam'da olsun. Genci. Bir de gençte İslam'ı konuşmak istiyorum. Aslında bir seyircimiz de, bir arkadaşımız da bize bir mesaj atmıştı. Hocam bir de gençteki İslam'ı bir sorabilir misiniz diye. Ben de size şöyle bir şey sormak istiyorum hocam. Günümüz gençlerinin dine ilgisi nasıl? Siz gençlerin içerisindesiniz her daim. Gençlerin dine ilgisi nasıl? Hocam buyurun. Evet. Sibel Özdemir. Buyurun hocam. Adıyaman Gençlik Koordinatörü. Evet. Teşekkür ediyoruz böyle bir imkanla bizi faydalandırdığınız için. Biz teşekkür ederiz hocam. Şimdi Hazreti Peygamber döneminde aleyhisselam mesajlarını, Hazreti Peygamber mesajları kolaydan zora, bilinenden bilinmeye, istikrarlı bir yöntemden giderdi Hazreti evet. Peygamber. Yani azar azar, kademe kademe, her kesim üzerinde azar azar birleştirmek, yani yukarıda birleştirmek usulüyle azar azar giderdi. Peygamber Efendimiz etrafındaki
sahabe derdi ki biz ergenlik çağında Hazreti Peygamber'le beraberdik. Hazreti Peygamber'le beraber biz imanı öğrendik. Ancak daha sonra imanına sahip olduktan sonra da Kur'an'a sahip olduk ve ondan sonra da imanın en üst zirvesine amellerimizle beraber yükseldik. Evet. O zamanki gençlik böyleydi. Önce imanına sahip olurlardı. Etrafındaki insanlar, en küçüğü Hazreti Ali'ydi belki 10 yaşında. En büyüğü belki Hazreti Ömer'di 25 yaşında. Çok güçlü bir halkaya sahipti aslında Hazreti Peygamber. Çok sevdim, evet. Kendisi de bir gençti aslında. 40 yaşında bir nübüvvet sahibi olmakla. Hem aklın en doğruğa vardı, hem tecrübenin en doğruğa vardı. Evet. Yani etrafındaki insanların da hani müsteşrikler derler ki etrafındaki hepsi aklı yarım olan ya da genç olan, çocuk olan hep inanmışlardı Hazreti Peygamber'e. Müsteşrikler peygamberi eleştirmek amacıyla Batı dünyası önce öyle yaklaştılar. Hani peygamberin etrafındaki insanlar genç, çocuk vesaire. Aslında bu tohum temelden atıldı ki Allah Teala hikmetini unutuyorlar o anda Batılılar. Çünkü orada tohum atılmıştı aslında iman olarak. O insanlara Hazreti Ali'den Hazreti Ömer'e kadar, Hazreti Hamza'dan bir genç olarak daha sonra bir Hamza'dan, Hazreti Osman'dan Hazreti Ebu Bekir'den ki Hazreti Ebu Bekir etrafındaki en genç ve aile olarak inanan bir bireydi ve bir güçtü aslında. Büyük bir kalkandı Hazreti evet. Peygamber için ve bu aslında Hazreti Peygamber'in tohumunu imanla attığı bir tohumdu. Etrafını güçlendirdi, bir güçlü bir halkaydı. Daha sonraki süreçte Hazreti Peygamber'e o inanan aşire-i mübeşşere ile beraber, onlar hepsi genç çünkü. En büyükleri ne kadar olabilir ki? 30 bile yoktu onlardan. Ama ne oldu o Hazreti genç, cennette müjdelenen gençler? Daha sonra mesela Halid bin Velid gibi bir genç, Muhtedir Savaşı'nda büyük kahramanlıklar gösteren bir insandı o. Hani döne döne Hazreti Peygamber'e Harrar ismini koydu bir sahabeydi o. Daha sonraki dönemde, Peygamber Efendimiz'den sonraki dönemde ne oldu? Ta Suriye'nin fethine kadar büyük bir mücahit konumuna geldi. Hazreti Peygamber döneminde bunların tohumları atıldı bir genç olarak, bir çocuk olarak. Ancak Hazreti Peygamber sonraki dönemde ben vasiyet olarak bu zaten gençleri bıraktım, gözüm arkada kalmayacak dediği kullar bıraktı arkasından. Elhamdülillah. Çünkü biz bunun hikmetini orada aramalıyız aslında. O çocuklar Batılıların söylediği anlamda çocuklar ve gençler olarak. Hocam biz Batılılar aslında çok da şey yapmıyoruz, itibar etmiyoruz. Çünkü inanç dünyamızda tabii. Bizim biz Allah Resulü. Tabii bir an Batılı istediği kadar şey söylesin. Ha, biz ya kendimizi şöyle bir, aslında açılım yaparsak biz hocam. Biz de Batılılara çok şey söylüyoruz. Ya biz mesela onların Tanrı inancında dahi birçok şey söylüyoruz. Yani o onların inancı. Biz onlara dokunmuyoruz. İslam biz, olarak hani evet. Eleştirisine cevap biz, veriyoruz şurada. Evet, evet. Aslında şöyle biz onları çok da hale almıyoruz. Niye? Öyle. Çünkü bizim için Hazreti Ömer evet bir gençtir. Onlar istediği şeyi söylesin Ömer kesinlikle. İçin ama bizim için Ömer radıyallahu anh'tır. Evet. Bizim inanç dünyamızda Ömer'in bir yeri vardır. Bir Hazreti güçlü, Ali evet. Efendimizin bir yeri vardır. Evet, bir aslandır. Şimdi evet, çok da şey yaptım ama şöyle o gençlerin dünyasında din nedir hocam? Yani şu anki gençlerin evet. Dine yönelimi, dini yaşayışları nasıl hocam? Ben tabii oraya ki. Gelmek istiyorum. Şimdi, getirmek istiyorum tabii aslında. Tabii ki geleyim evet, buyurun. Hocam. Buyurun hocam. Manevi danışmanlık yaptım yurtta evet. Arkadaşım gibi. Benim hayatım hoca 20 yıl çalışma hayatımda. Gerçekten çalışma boyutu gördüğüm, tek yer olarak gördüğüm gençlerdi hocam. Çünkü şimdiki gençlik bir yerde bir eksiklik oluşmuş orada. Artık dönemin darbe dönemlerinden mi, artık anne babaların döneminden mi, eğitim sisteminden mi kaynaklandı? Bir sürü çeşitlendirebiliriz aslında. Evet, evet, sosyal evet. medyada mı Google'dır, WhatsApp'tır vesairedir. Artık çünkü ortak o kadar seçenek çoğaldı ki bu çocukların sağlam bir zeminde oturtabilmeleri için akıllarını, imanlarını çok güçlü bir desteğe artık ihtiyaçları var. Yani şimdi o destek de sadece Kur'an-ı Kerim'den geçiyor. Bizim o genç de Kur'an-ı Kerim'i hocam çok iyi anlatabilecek bir bireylere sahip olacak toplumda insanlar, önderler lazım o gençlere. Hani biz de kaybedebiliyoruz bazen yönümüzü. Rol model lazım yani. Evet, rol model lazım. Biz de yönümüzü kaybedebiliyoruz bazı durumlarda. Ancak büyüklerimizden yine kendimizi düzeltebiliyoruz. Ancak esas olan hocam gençlerdeki problem o imani açılımın kendisinde hissetmemesi. Hazreti Peygamber'i tamamen bilememesi. Bilen bir insanın da bunu içselleştirememesi. Hocam siz bunu söylerken aklıma şey geldi. Yasin suresinde geçen 4 veya 5. ayet-i kerimede لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا اُنْذِرَ اَبَا اُنْفَا مُغَافِينَ
babaları uyarılmamış, ayet-i kerimeyi tam okumadım herhalde. Hı hı. Babaları uyarılmamış bir kavme gönderdik seni diyor. Babaların uyarılmaması demek şu, yani din tasavvuru adına hiçbir şey yok. Evet. Aslında şöyle, gençleri biz bugün eleştirirken, gençlerin dini anlayışını, algılayışını eleştirirken aslında babalardan başlamak gerekiyor. Z kuşağından bahsederken aslında önceki baba, önceki nesilden bahsetmek gerekiyor. Yani dini eğitimden mahrum kalan bir anne ve baba çocuğa ne kadar dini eğitim verebilir? Şöyle, buradan başlamak gerekiyor. Mahrumiyet değil de hocam, toplumsal olarak taklitçilikten giden bir İslam zihniyetinden bahsediyoruz, evet, hocam. Hani bunu biraz açımlayan bir, hani bir ailede bir çevre artık hani yok gibi ya, olan da hocam çocuğuna ben bunu yaşatamam, artık benim çocuğum da kendisi yaşayamadığı şeyi çocuğunda görmek istiyor hocam. Ama çocuk oradan alıyor, onu başka bir yere götürüyor hocam. Sonra da aile bunu toparlayamıyor bu, evet, din anlamında. Evet. Bu da daha sonra çocuk bir dinle tanıştığı zaman, bir sünnetle, bir ayetle tanıştığı zaman ona çok yabancı kalıyor. Bunu hocam günümüz şartlarında daha 4-5 yaşında, bizim Diyanet'in 4-5 yaş, 4-6 yaş sınıflarımız var hocam. Ve benim geçsinlik %1000 destek verdiğim bir sınıftır hocam. Çünkü neden? İman açılımı orada çok güzel anlatılıyor çocuk hocalarımız tarafından. Bizim her mahallede var olan bir kursumuz var. Şu pandemi sürecinde bile hocam çok kayboldu bu süreç, imani süreç. Ve insanlar tamamen Ali 100 fetva, 190 fetva yönelir oldular. Şunu demek istiyorum, her mahallede Kur'an kurslarımızın olması, 4-6 yaş kurslarımızın olması ve bunun anlamı da hocam üniversitelerde bizim manevi danışman hocalarımızın olması, bu anlamda Diyanet'in çok büyük bir açılımı ve çalışması olarak, çok büyük bir çalışması olarak görüyorum. İslam'da genç nedir? Hocam, İslam'daki genç hocam İslam'ı kendisinde bulmak istiyor aslında ama çevre etken o kadar zor ki o çocuk için. Gerçekten çok zor. Bir meslek kazanmak zorunda. O mesleği hocam zor sınavlardan geçmek zorunda. O ortama giriyor. O ortamda da yaşamak zorunda. O yaşamdan çıktıktan sonra bir de işe gitmek zorunda. Bunlar çocuklar için büyük, ağır sorunlar, yükler oluşturuyor. Öbür taraftan bunları kazanırken iman ikinci tarafta kaldı günümüz için hocam. Peki zaten hocam, bir taraftan yaratılıyor, bir şekilde sürekli, evet, bir şeyler yaratılıyor, geliyor. Evet, evet. Ama o biraz rahata alıştırmak oluyor. Evet. Ama kalp tamamen taklitçilikten öteye gitmiyor hocam. Peki hocam, genç ben için biraz da işi sizin yaptığınız işe getirmek istiyorum, soruyu aslında. Evet. Sizin yaptığınız işe getirmek istiyorum. Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'nde görev alıyorsunuz. Gençlik Koordinatörlüğü'nde yaptığınız çalışmalar nelerdir hocam? Seyircilerimizle paylaşabilir, evet, misiniz? Önce dilerseniz, evet, hocamla başlayalım. Sonra hocam konuşuyor hocam, size devam etsin. Ondan sonra biz sözü alalım. Hı-hı. Hocam benim için, evet, fark etmiyor. İkiniz de gençlik koordinatörsünüz. İstediğim sözü buyurun hocam. Zaman, evet, buyurun. Şöyle, Adıyaman için büyük bir nimet gençlik merkezimiz. Evet. Şimdiye kadar istediğimiz yurtta, üniversitelerde çalıştığımız, evet, bağlamda bir merkezimizin olması gerekiyordu bu bağlamda. Erkek gençlik koordinatörümüz sağ olsun açıldı. Bir 4 yıl önce falan, evet, açıldı. Çok şükür bu yıl faaliyete geçen bir gençlik merkezimiz oldu bayanlar adına. Başlattık 4-5-6 ay adına. Ve bunun yanında bizim çalışmalarımız ortaokul, lise, ilk öğretim söyleyelim. İlk öğretim, ortaokul, lise ve üniversite yönelik çalışmalarda bulunmaktayız. Sadece hafta dil için eğitimi değil, değil mi hocam? Hayır, oradaki hayır, tabii ki şöyle değil. Şöyle detaya girebilir misiniz? Tabii ki değil. Tabii, evet, ki değil. Bu anlamda bizim halk eğitiminin üzerinde açtığımız el işi, el sanatları kurslarımız var. Bizim yine Türkçe, fizik, matematik kurslarımız, üniversiteye hazır kurslarımız mevcut olmakta. Evet. Tabii ki. Yine bunun anlamda her hafta aylık, pardon, haftalık olan sohbetlerimiz mevcut hocam. Ney kursları yine, ben gördüğüm kadarıyla ney kursu vardı, evet, ezan, evet, kursu hocam, vardı. Evet, evet hocam. Yine aynı şekilde hocam, gençlik merkezimizi orada sınırlandırmamak üzere camiler, cami gençlik programları, yine üniversite gençlik programları, yeni yurtlar içerisinde yaptığımız hocam, faaliyetler. Hocam sizi görüyoruz aslında şöyle, televizyon şeyde, sosyal medyadan da izliyoruz. Evet. Üniversitedeki gençleri çok güzel organize ediyorsunuz sabah namazı buluşmalarında. Sabah, evet, namazımız, evet. Sizi tebrik, evet, ediyorum çok hocam. Sevdiğimiz şeylerden, yani bir tanesi. Bayanlar hep böyle kıyıda köşede kalmıyorlar demek ki.
Yok, bayağı şunu, çok aktif ya maşallah. Çok güzel aktif. Aktif olduğunuz hocam ben size gerçekten seyircilerimiz de görsün, bilsin diye söylüyorum. Evet. Çok güzel çalışmalarınız var. Sizi sosyal medyada takip eden olarak gençleri toparlıyorsunuz ve sabah namazı buluşması yapıyorsunuz. Evet, Adıyaman için çok önemli hocam. Sizi tebrik ediyorum hocam. Allah razı olsun. Buyurun hocam. İnşallah. Şöyle, şimdi cami önemli bir etken bir genç için. Yani evet. Önemli bir yetişme yurdu. Hani önemli bir maneviyet ruhu taşır bir cami. Bunun temelinde zaten hani gençleri de biz ön planda alalım, yetiştirelim derken merkezine götürmek lazım. Merkezi de dediğimiz sabah namazından başlamamız lazım. Biz evet, buna inanıyoruz. Şahitler eşliğinde, Allah-u Teala'nın gönderdiği şahitler eşliğinde. Bununla ilgili birçok program hazırladık. Bununla ilgili cuma programları hazırladık. Çok güzel dönütler aldık elhamdülillah. Tekrar daha güzellerini yapmakla ilgili diyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi tekrar size döneceğim ama. Evet. Hocama aynı soruyu hocama da. Yani sizler erkek kardeşlerimizle, genç kardeşlerimizle. Gençlik koordinatörlüğünde hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Sizden dinlemek istedim. Hocam Allah razı olsun. Zamanımız daralıyor hocam. Biraz zamanımız evet. Daralıyor. Sever hocam da bu bağlamda birçok şeyi söyledi. Aslında gençlik koordinatörlüğüne yardım eden sayın başta il müftümüze ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet. Allah razı olsun. Yeri tahsis eden sayın belediye başkanımıza burada teşekkür ediyorum. Sayın valimize, il valimize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hocam hamdü senalar olsun. Adıyaman'da gençlik çalışmaları çok güzel. Bir de perde arkasında görülmeyen insanlar var. Tabii tabii. Onlara da söyleyelim. Sizi canlı yayında ben... Estağfurullah şöyle. Sizler zaten işin merkezindesiniz. Ama, estağfurullah değil. Benim kastettiğim Allah razı perde olsun. Arkasında hiç isimleri söylemeyen, gözü güzel, şimdi. Böyle hayırsever, gençlerle beraber kalbi atan nice hayırsever kardeşlerimiz var. Onların da isimleri tek tek girecek olsak program çok çok uzar. Onları da kendileri biliyorlar. Allah razı olsunlar. Buyurun hocam. Bizim ismimiz gençlik koordinatörü olabilir ama bizim dışımızdan gizli kahramanlar, gizli gençlik koordinatörlerimiz çok. Var, evet. Abilerimiz var, kardeşlerimiz var. Beraber olarak çalıştığımız gerçekten dinamik insanlar var. Onlara da Allah razı olsun hocam. Hocam gençlik merkezimizde böyle zamanla kısıtlı maddeler halinden söyleyeyim. Bir duyurumuz da var aslında. O duyuruyu önce yapayım. Hocam ortaokullara yönelik bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu Mevlid-i Nebi yarışması var. Evet. Tüm Türkiye'de 81 ilde bütün ortaokullara 5. 6. 7. ve 8. sınıflara yönelik bir yarışmamız var. Yarışmamız 17 Şubat'a kadar devam ediyor başvurular. 19'unda da online üzerinde inşallah sınav olacak. Buradan da bu duyuru yapalım. Bütün ortaokul öğrencilerimizi. Ödül nedir hocam? Gençler hocam ödül. Türkiye genelinde ödüllerimiz var. Evet. İl bazında ödüllerimiz var. Evet. İnşallah onların kalplerinde, ruhunda bu bağlamda duyuracağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Allah razı olsun. Gençlik bağlamında hocam hafta sonu kurslarımız var hocam. Hemen sayın hocam da bahsetti. Matematik kursumuz var, fizik kursumuz var hocam. Ortaokullara yönelik Türkçe kursumuz var. Bunlar tamamen ücretsiz. Şu anda tabii evet. Kesinlikle ücretsiz. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ortaokullara yönelik kursumuz var. Kadınlara yönelik el işlerimiz var. Ahşap boyama var. Tesip kursumuz yeni açıldı. Kardeşlerimize buradan bir duyuru olsun. Sınırlı öğrenci sayımız. Onun için böyle çok kişi de alamıyoruz. Ondan sonra gelenleri bir sonraki kursa da alıyoruz hocam. Hocam cami gençlik buluşmaları bizim için çok önem arz ediyor. Hocam cümlenizi hemen bir alıyorum. Seyircilerimiz bilsin diye. Gençlik koordinatörlüğümüz, 2000 gençlik merkezimiz 2000 metrekare alan evet. üzerinde. Oyun salonları var, sinema salonları var. Çalışma odalarımız keşke burada var. İmkanımız işin, olsaydı göstermiş eski olsaydı. Eski belediye yeri yani Ulu Cami'nin hemen güneyinde şöyle 100 metre, 100 metre eski belediye yeri. Evet. Binası. Orası TOGEM'in üstü. Adıyamanlı kardeşlerimizi TOGEM'in üstü evet. Bütün Adıyamanlı kardeşlerimizi anne ve babalarıyla beraber o genç kardeşlerimizi bekliyoruz. Güvenilir bir yer olduğunu orada görevli arkadaşlarımızın bulunduğunu kendi gözleriyle müşahede etsinler. Söylemeden geçseydim biliyorum birçok insan soracaktı bu nerede diye. 2000 metrekare Allah, eski belediye yeri. Allah evet, razı olsun. En sona bırakacaktım. Evet. Çok iyi yaptınız. Söylemiş oldunuz hocam. Buyurun hocam. Bu bağlamda hocam üniversitede çalışmalarımız var.
Sibel Hocam bahsetti. Manevi danışmanlık çalışmalarımız, gençlerimizle beraberiz. Yetiyor mu hocam? Yetmiyor hocam. Açık söyleyelim. Yani her bir insanın seferber olması lazım. O kafedeki kardeşlerimizin buna ihtiyacı var. Üniversitedeki genç kardeşlerimizin buna ihtiyacı var. Aslında bizim kendimizin de ihtiyacımız var. Hanelerimizin, mahallelerimizdeki bizim ihtiyaçlarımız var. Bu bağlamda gençlik çalışması yapan, orada bu minvalde çalışan bütün gençlerimizi de bizim gençlik merkezimize davet ediyorum. Evet. Bizimle beraber çalışmaları için inşallah. Anne babalarıyla da beraber davet edin hocam. Tabii. Çok anne babalarıyla beraber. Onları zaten gelen gençlerimize bazen ailelerini de alıyoruz hocam. Zaten haberiniz de var bunda. Evet. Ailelerle beraber çalışıyoruz bu bağlamda. Hocam bir de gezilerimiz var. Gençlerin dikkat çektiği tabii böyle evet. Hocam her şey böyle sohbet işte haftalık sohbet yapıyorsunuz elhamdülillah ama bunlara şey lazım hocam. Gezmek de lazım. Bunları böyle enerjilerin atabileceği mekanlar da lazım. Evet. Oynayabileceği alanlar da lazım. Bizim spor odamız var hocam elhamdülillah. Bilardo masamız var. Langırt masamız var. Raket masamız var. Ve aynı zamanda gençler için çok önemli bir yerimiz daha var hocam. O da bilişim odamız hocam. Çok güzel. Bilişim odamız hocam 10 tane bilgisayardan mevcut. Böyle yer bulamıyorlar kardeşlerimiz. Öğrencilerimiz geliyor. Sonuna kadar tıklım tıklım sıraya artık koyuyoruz. Onları sıraya koymak zorunda kalıyoruz. Böyle birisi ödevini yapıyor, öbürü kalkıyor. Üniversiteye hazırlanan kardeşlerimiz geliyor. Orada saatlerce video dinliyorlar. Şey yapıyorlar. Hocam onun dışında kitap kriterlerimiz oluyor, spor müsabakalarımız oluyor, yaz Kur'an kursunda bağlamında, Kur'an kurslar arasında yapmış olduğumuz çalışmalarım var, spor müsabakalarımız var. Bu bağlamda da gençlerimizi yine bizim gençlik merkezimize davet ediyoruz. Halı saha maçlarımız var, gençlere yönelik her hafta kardeşlerimizin nazarında. Orayı bekliyoruz Sayın Hocam. Allah razı olsun hocam. Seyircilerimizden bizleri izleyen kardeşlerimiz varsa, orada hem eğitim hem dinimizi öğreniyoruz. Hem eğitim hem kültürel, sosyal, sportif faaliyetler var. Eğlence yerleri yine orada da var. Eğlence araçları. Hepinizi bekliyoruz değerli kardeşlerim. Diyanet Gençlik Merkezi'ne. Evet. Hocam son soruyu da ben size sormak istiyorum. Zamanımızın sonuna geldik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gençlere kısaca neler tavsiye etmek istersiniz? Gençlere tavsiyemiz... Bizim Kur'an sünnet diyoruz ama bizim eğitim diyoruz, akıl diyoruz, hissetmek diyoruz, evet. Sevgi diyoruz hocam bu bağlamda. Hepsi Kur'an'da ve peygamberde birleşiyor ve günümüz şartlarında bunlara ulaşmak çok kolay ve çok güzel. Hani biz bazı sosyal medya paylaşımlarını namahiyet adı altında kapatıyoruz. Bu sefer kulağımızı kapatıyoruz, öbür tarafta ulaşamıyoruz. Açıyoruz bu sefer bize var olan şeyleri aktarıyoruz, yine kayıplara ulaşıyoruz. Gençlerdeki var olacak olan şey hocam, ikisini birleştirip Kur'an ve sünnete en doğru kaynaktan ulaşmak. Bu bir ezbercilik üzerinden değil, bir peygamberin bir sünneti hadisini öğrenme şeklinde değil. Kur'an-ı Kerim'de onu öğrenerek, hadiste onu yaşayarak, onu içselleştirerek ve severek bir gencin bir ayet ve bir hadis dahi olsa sevgiyle kalbine yerleştirip onu hayatını idam ettirmesini istiyoruz hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Sizler kısaca böyle 3-5 cümleyle bir gençlere neler tavsiye etmek istersiniz hocam? Hocam genç kardeşlerimize sürekli okumalarını tavsiye ederim hocam. Çok güzel. Yani ellerinde bir kitap olduğu zaman bu kitabı bitirdikleri zaman ikinci bir kitabın masalarından hazır olması lazım. Evet. Bir de genç kardeşlerimize bu yaşanan bu dünyada böyle çok hız dünyasında yaşıyoruz hocam. Bu bağlamda onlara sabrı tavsiye ediyorum hocam. Haz ve hız dünyasında. Evet, haz ve hız dünyasında. Evet. Bu konuda sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Adalet yani hızı da azaltacaklar hocam, hızı da azaltacaklar. Aynen. Ve öyle yaşayacaklar. Evet, sosyal medyayı kullansınlar ama meşru çerçeve içerisinde kullansınlar, kullanmayın demiyoruz yani. Evet, çok teşekkür Asla, ederiz hocam. Allah razı olsun. İnşallah gençlerimizle, gençlik merkezimize yine söyleyelim. Adıyaman İl Gençlik Merkezi'ne bekliyoruz.
Evet. Size de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hocam biz size teşekkür ederiz. Stüdyomuzu şereflendirdiniz. Güzel bilgiler verdiniz. Çabalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Allah ve ekibinizi gerçekten tebrik ediyorum. Adıyaman İl Müftümüz başta olmak üzere Adıyaman İl Müftülüğü'nde bu gençlerle ilgili çalışmalar yapan değerli ekibinize de Allah çok çok teşekkür ediyorum hocam. Ekibimiz olmasa olmuyor hocam. Ben bunu söylemek zorundayım. Evet. Ekibimiz çok önemli ve çok değerli, çok kıymetli bir ekibe sahibiz. Bilmiyorum, isimleri söylemekte bir beis var mı? Söyleyelim hocam, söyleyeyim dersen. Ben Şükran hocama kendi adıma teşekkürler sunuyorum. Evet. Bütün Adıyaman adına. Gerçekten çok büyük çalışmalarda bulunan bir kardeşimiz. Çok büyük çalışmalarda bulunuyor. Çok büyük aile olarak bu çalışmalarda bulunan bir insan. Evet. Ben kendi adıma, müftülüğüm adına teşekkürler sunuyorum kendisine. Hocam ben de bu bağlamda böyle gizli bir kahraman olarak size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ben bunu söyletmeyi... Hayır, şöyle. Evet. Hocam hakkını vermek lazım. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Sayın müftümüze zaten Allah razı olsun. Her daim yanımızda çalışmaları belli. Bir de gençlik merkezimizde hocam Remzi hocam, Remzi Arkuş hocama, Osman Dolma hocama, İlyas Bakır hocama, çok teşekkür ederiz. Evet. Allah razı olsun. Hizmetlerinden dolayı Allah razı olsun. Evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik hocam. Allah razı olsun hocam. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek hafta yine bir konu ve bir konuk ile Mercan TV ekranlarında olacağız. Allah'a emanet olun. Geceniz mübarek olsun.